Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi aslında bugün gündemde bu ahlak meselesini gündeme alacağım. LGBTİ Onur Haftası üzerinden çok çeşitli şekilde konuşuluyor, tartışmalar var. Kamuoyunun gündemine oturmuş videolar var. Hepsine bakacağız da az önce Sedat Peker tweet attı. Önce onunla başlayayım. Ya, az önce dediğim bir saat falan oluyor herhalde. Diyor ki Süslü Süleyman'ın kankası Korkmaz Karaca çevrende seni arayan dostlarına Sedat Peker'le görüşmek için haber göndermedim deyip yeminler ediyormuşsun. Bu yüzden Konya'daki iş adamlarıyla yaptığım WhatsApp yazışmalarından bir tanesini yayınlıyorum diyor. Böyle bir Korkmaz Karaca'ya ait olduğu düşünülen olduğunu söylediği şey mesaj. Tanerim şimdi beyefendinin özel kaleminden aradılar. Nihat Zeybekçi Bey'le Denizli'ye geçmem istendi. Reise saygılarımı ilet lütfen. Haftaya kalacak. Benim adıma ilet hem de hakkını helal etsin. Allah'a emanet ol. Burada reis dediği herhalde Sedat Peker mi? Öyle anlıyorum. Sedat Peker kendisine ön isim aldırmış ya mahkeme kararıyla. Reis. Yani reis Sedat Peker adı resmi kaynaklarda. Deniz Baykal'a mesaj gönderiyor. Bana dava açma. Elimde daha fazla şey var diyor. Bir de şöyle bir şey söylemiş. Akşam saatlerinde Süslü Süleyman'ın kasası olan açıklayacağım şahsın bilgilerini iyi takip ederseniz İnanın SBK Holding'de yaşananların devede kulak kaldığını göreceksiniz falan filan. Bunları söyledi. Şimdi trendlerde Sedat Peker'in yazdığı şeyler. Tabi bu SBK meselesi, Sezgin Baran Korkmaz meselesine geleceğim. Birazdan Voice of America Türkçe'nin internet sitesine göre hakkında açılmış iki ayrı iddianame varmış Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili. İşte bütün bu kara para aklama vesaire konularında. İşte o işin bir tarafı da ona birazdan geleceğim. Şimdi gelelim hafta sonu işte Onur Haftası. Onur Haftası yasaklandı yürüyüş yapmak. Buna polisin çok sert müdahalesi. Sadece yürüyüşe katılanlar, katılmak isteyenler değil de etrafta civarda kim varsa polisin çok sert müdahale etmesi ve yani dün bunların hepsini şey yaptık, gösterdik, konuştuk bu videoları. Cihangir'de otururken hani polise ne yapıyorsunuz dediği için gözaltına alınan bir beyefendi vardı. Murat Kahya. Murat Kahya'ya ulaşmış gazeteciler. Ülke sebepsiz yere tutuklanmış siyasetçiler, gazeteciler ve insan hakları savunucuları ile doluyken sadece kendi başıma gelenleri konuşmak garip geliyor. Herkes sussun isteniyor demiş Murat Kahya. Polis tarafından ya ne yapıyorsunuz kardeşim dediği için böyle sert bir şekilde kız arkadaşının gözleri önünde yere yatırılarak gözaltına alınmıştı. Hafta sonu tabii bu işte LGBTİ'lerin sokakta işte biz de varız. Aslında şu yani neden Onur Haftası deniyor? Nedir? İşte gay oldukları için onur mu duyuyorlar? Nedir? Aslında Onur Haftası var olabilmek. Biz varız diyorlar. Nefret suçlarına karşı duruyorlar. Yani bir var olma, varlık mücadelesi. Şu da çok mesele oldu. Kürdistan vardır sloganı atan, işte atılmalı mı, atılmamalı mı? Hani ben de değerlendirdim, bana karşı çıkanlarınız oldu. Kürdistan vardır sloganı işte ne demek diye. Bununla ilgili bu Kürdistan vardır sloganı ile ilgili bir LGBTİ'nin çekmiş olduğu videoda çok konuşuluyor. Onu getireyim ekranlarınıza. Arkadaşlar ben bir LGBTİ bireyi olaraktan LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne Taksim İstiklal Meydanı'na sadece LGBTİ bireyler için gittim. Kusura bakmayın zaten ötekileştirildiğimiz bir dünyada. Bu LGBTİ arkadaşlarıma soruyorum Kürdistan vardır sloganı ne alaka? Ya adamların zaten Kürt-Türk ayrımları var, Alevi-Sünni ayrımları varken ben kendimi çıkarmaya çalışırken niye başkaları? O zaman AK Parti ya maşallah maşallah AK Parti'ye dönelim o zaman biz bu işe. Patates niye 10 kilosu 5 lira diye o zaman biz onları bunlara mı geçeceğiz arkadaşlar? Ay ne kadar sinir bozucu şeyler ya. Ben LGBT için, benden sonraki insanlar için gidiyorum. Sizin attığınız sloganlara bakın Allah'ını severseniz. Garip garip şeyler. Bizi alıp götürüyorlar. Benim göğsüm yeni estetik görünüşü. Göğsüm alttan yırtılıyor. Ben bunun için mi yırttım? Kız niye böyle garip garip şeyler yapıyorsun? Ben anlamadım hiçbir şey yani. Ama bu yazı kim yazdı kız? Aşkım hoş değil yani. Hepimiz insanız. Okey ama yani oraya gitme amacımız belli bizim. Böyle tepki gösteren bir LGBTİ de var. Yani bizim orada meselemiz başka, konumuz başka. Onur Haftası'nda biz kendi dertlerimizi dile getirelim öncelikle. Bir kendi gündemimizi konuşalım diyenler de var. Şimdi bu videoda hakikaten dikkatimi çekti. Onun için burada sizin de ekranlarınıza getirmek istedim gözlerinizden kaçtı ise diye. Ve tabii Taylan Antalyalı çok konuşuluyor. Instagram storiesine bir işte şey giydiği için, Pride tişörtü giydiği için. Powered by Pride diyor yani.
ne denir ona? Powered, hani güçlenmiş, pride, onur tarafından hani güçlendirilmiş gibi çevirelim. Bu fotoğraf çok konuşuldu. Vay efendim, Türk aile yapısı varmış. Türk aile yapısına karşıymış Taylan Antalyalı Galatasaray futbolcu, aynı zamanda milli takımda. Niye öyle, niye böyle? Çok kızanlar var. Fatih Altaylı şimdi destek vermiş mesela. Fatih Altaylı diyor ki, işte Galatasaraylı gazeteci, ne iyi yapmışsın Taylan Antalyalı. Hem çok iyi bir oyuncuydun, aynı zamanda duruşunla da Galatasaray'a yakıştığını gösterdin demiş mesela Fatih Altaylı. Ama eleştirenler de var. Mesela TVNET'te şöyle konuşmalar geçti, bakın Allah aşkına. İlk defa Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fener'de oynayan bir adam, toplumun önünde olan bir adam zor durumda kalıp kalmayacağına kendi karar verecek. Ben onun o tarafını düşünmem. Ben bu ülkenin çocuklarını düşünürüm. Ben genç bir çocuğun da babası olarak toplumun önüne çıkan, ister siyasi anlamda çıksın, ister sanatçı anlamında çıksın, isterse futbolcu olarak çıksın. Toplumun genel etik kurallarına, genel örf adetlere, ahlak kurallara aykırı şeyleri neden savunduğunu sorgulamam. Ama bunu aleni şekilde ortaya koyması toplum için yanlış örnek oluşturur. Yanlış tartışmalar başlatır. Çok yanlış tepkiler de alır, ki alıyor şu anda. Sen ülke olarak nereye bağlısın Turgay abi? Futbolda. Nasıl nereye bağlı? Ne birliğine bağlıyız biz? Avrupa Birliği. UEFA. Avrupa Birliği. Yani futbolun Avrupa Birliği. UEFA'nın 2 gün önceki logosunu gördün mü? Evet. Aynı şekilde. Ne yapayım? Evet. Ne alakası? LGBT logosu. Abiciğim. Barcelona. Barcelona'da futbolcular aynı şekilde. Ben şimdi, hayır. Ben o zaman UEFA'dan da çekileceksin. Hayır. Ne alakası var ya? Öyle olmaz. Hayır, bu mantıkta. Bu çocuğun kendi fikri, kendi düşüncesi. UEFA bilmem ne şey yapar. Sen doğru mu yapacaksın? Bak, adam diyor ki. Bak, ne güzel söylüyorsun ya. Adamlar kiliseye gidiyorlar. Sen camiye gidiyorsun abi. Ne alakası var? Bu olay önemli. Bunları normalleştirmeyin. Ben destekliyorum diyor. Hayır, ben destekliyorum diyor. Taylan Ant, bak, ben desteklemiyorum bu arada, onu söylüyorum. Tamam. Ama Taylan Antalyalı destekliyor. Taylan destekliyor diye. Taylan destekliyor diye beni bağlamaz. Bak, Taylan Antalyalı kimdir abi? Taylan Antalyalı bunu bu kadar aynı şekilde ortaya koyarak ne elde edecek abi? Hangi çocuğa örnek olacak? Hepinin çocukları var ya. Galatasaray gibi önemli bir camianın. Benim çocuklarım böyle bir tişört giyemez. Onu giyemez. Galatasaray gibi büyük bir camianın önde gelen futbolcudan bir tanesin. Seni olmaz genç çocuklar, abi. Genç çocuklar seni örnek alarak büyüyorlar. Sen gidip de böyle bir tişörtü giyersen o çocukları başka şeylere de özendirirsin. Olmaz abi. Şey çıkıyor, Ünal Aysal çıkıyor. Yok seksi kulüp. Sabri'nin şeyle Kerimcan Durmaz'dan videoları falan var. Evet. Şimdi bu çıktı başımıza abi ya. Bence hiç gerek olmaz. Yapmayın abi. Yapmayın. Bir takıma alman bir daha. Ben sana o zaman değerlerine, bunu söylüyorum. Bir takıma alınmayacak. İnançlarına, değerlerine saygı olacak herkes abi. Kusura bakmasın. Ben herkese saygı göstereyim. Mini takım alınmayacak çok futbolcu gördük. Çok var. Saygı yani göstereyim. Ne olur yapmayalım. İstediği şeyi savunabilir. Ben de şunu savunurum. Taylan Altaylı artık milli formu giyemez. Bence de giymemesi lazım. Bence de bunu giymemesi lazım. Bu da benim hakkım. Ya bir o eksikti abi. Bir de onu yapsın. Abi insanların hayatları bizi ilgilendirmez. Benim isteyen istediğini yapsın. Evet. Kapısını kapattıktan sonra insan istediğini yapar. Ya ben bir ilişkilendirme. Bir şey söyleyeceğim. Hayır, bir dakika, o kadar da değil. Ya, ben Taylan Antalyalı'yı tanırım. Adamdır. Ya. Delikanlı çocuktur. Çok efendidir, beyefendidir. Giydiği tişörtle o anda bir mesaj vermek istemiştim. Kendisini ilgilendirir. Kendi abi, mesaj veremez abi. Kendisi. Ya, abi ya, ben katılıyorum ben. Adamın kendi bu adam artık milli takım olmaması lazım. Ertem bu söylediğine inanıyor musun? Bu işaret. Neye? İnanıyor musun? Ben inanıyorum. Bir dakika, çok delikanlı, bir şey aslan gibi. Bir dakika, bir şey çok diyeceğim. Beyefendi. Bir şey diyeceğim. Çok kültürlü, çok adam. Düzgün şey adam gibi adam. Şimdi... Gördüğü yerde abi nasılsın, iyi misin? Giydiği bir tişörtten dolayı bu çocuğu. Ama olmaz. Bence yanlış yapıyorsunuz şu anda. Ben yapıyordum. Hayır, yok. Hayır, yanlış yapan Taylan Antalyalı. Hayır, bir şey yok. Sana iki defa geldi abi nasılsın dedi diye adamı savunamazsın kardeşim. Hayır, bu toplum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu toplumun içine dinamit koymak lazım. Bak, hayır, bir şey söyleyeceğim. Ahlakına. Bir şey söyleyeceğim. Ya 8 de sen söyle, bir dakika. Ya inanılmaz. Yorumlarınıza da çok güldüm. Haklısınız. Topluma diyor dinamit koymaktır diyor. Vay anam ya, ne toplummuş, bir tişörtten dinamit koymuş oluyorsun. Çocuklara diyor şey örnek. Ne olacak çocuk, sanki böyle bir şey mi, gay bir birey olmak, tişört görüyor. Ay dur gay olayım mı diyecek mesela. Bir de hep şey lafı, destekliyor musun, desteklemiyorsun. LGBTİ'ciliği dese mesela öyle anlıyorlar, tamam mı? LGBTİ'ciliği destekliyor musun lan sen falan böyle. Abi şimdi mesela... Ne zannediyorlar falan. Hani destekliyorsa herkes gay olsun mu diyor zannediyor. Abicim burada bir hak meselesi bu. Hak. Bu insanlar diyor ki ben LGBTİ'yim ve ben var olmak istiyorum. Zaten bu ülkenin eşit vatandaşıyım, eşit hakka sahibim. Kafamı kırmayın. Nefret cinayetine kurban gitmeyin. Varım ben ya. Ben böyleyim, böyle varım diyor. Bu kadar yani, mesela destekliyor musun? LGBTİ'ciliği destekliyor musun? Hani kavramlar da şey.
birbirlerine karıştırmışlar, ne anlıyor işte bu diyor mesela. Bir de şu çok tehlikeli bir şey bizde, ama bu çok oturdu ve hep vardı, şimdi iyice ne körükleniyor da. Toplumun işte efendime söyleyeyim değerlerine karşı, toplumun değerlerine zarar veren ananelerimiz, göreneklerimiz falan. Ya böyle bir şey yok ki mesela. Toplumun görenekli. Mesela ne zannediyor bu insanlar? Yani size şöyle mesela 200 sene önceyi düşünün. 200 sene önce Anadolu topraklarını düşünün. Şimdi zaten insanlar arasında böyle eskisi gibi 200 sene önce zırt oraya gidiyorsun, pırt oraya gidiyorsun, çat telefonu açıyorsun, oraya ulaşıyorsun, buraya ulaşıyorsun. Böyle bir şey yok ki. Dolayısıyla yani bu hani şu ortak değerlerimiz, ananelerimiz falan dediğin şey senin aşağı yukarı tüm dünya için geçerli. Hani ulus devletlerin kurulması sonrasında gündeme getirilmiş şeyler. Şimdi 200 yıl önce zaten atıyorum Rize'deki adamın Hatay'daki adamdan haberi bile yok ki. Hani ne kullandıkları dil aynı şey değil. Aynı Türkçeyi konuşuyor olsalar bile aynı değil. Anlatabiliyor muyum? Değerleri aynı değil. Hani zaten bütün bu böyle kutsal her şeyin üzerine konulan değerlerimiz milli falan. Bütün bu milli değerler falan dediysen hepi topu taş patlasa işte 100 yıl önce falan 100 yıl önce oluşturulmuş şeyler yani. Bu böyle yok ki böyle anlattıkları gibi sanı mesela öyle bir imajinasyon kafalarında yerleştiriyorlar ki mesela 1000 yıldır böyle bir neredeyse ezeli bir Türk toplumu değerleri var falan. Yok öyle bir şey. Yok yani zaten insanlar arasında öyle bir iletişim, bir birliktelik, bir aradalık ve bir ortaklık söz konusu değil. Yani ulus devlet öncesinden hani temel kavramlardan gitmemiz gerekiyor bazı şeyleri anlamak için. Onun için öyle anlattıkları gibi şeyler şey yok. Bir de senin bu toplumun değerleri falan dediğin değişir yani 20 yılda değişir. Her jenerasyonda değişir abi. Öyle yok ki zannettikleri gibi işte değişmez bizim değerlerimize aykırı falan. Adam yani ne demiş işte diyor ki bak LGBT'ler de eşittir. LGBT'ler de vardır diyor. Bu kadar tişört gibi. Ne güzel. Evet. Ama bu tabii ki aslında bunu şimdi hükümet son dönemde böyle siyasi bir mesele haline getirdiği için siyasi bir mesele oldu birdenbire hayatımızda. 2015 öncesi de böyle değildi bu arada. Yine AK Parti iktidarıydı ve Avrupa'nın doğusundaki en geniş katılımlı onur yürüyüşü İstanbul'da yapılmıştı. O zamanlar öyle. O zaman haber de olmuştu tabii ki. Şimdi iş nereye geldi bakın. Dün bu videoyu da konuşuldu. Liana Georgi bir Alman turist diye geçti ama Alman turist değil aslında. Türkiye'de yaşıyor anladığım kadarıyla. Instagram'ında dolandım epey Türkçesi de var. Bir Alman şarkıcı polisin önünde yürüyordu ya, o görüntü çok konuşuldu. Görüntü şu. Bunu Madonna paylaşıyor. Madonna paylaşıyor. Diyor ki ya diyor neden bu kadar çok polis var diye. Madonna paylaşınca Liana Georgi'nin görüntüsünü bütün dünyanın gündemine oturmuş oldu böylelikle. Türkiye bu şekilde. Ah Madonna, canım Madonna, nereden başlayalım demek lazım yani. Nereden başlayalım? Niye bu kadar çok polis var? Ya işte nereden başlasam anlatmaya, artık öyle sokakta her şeyde. Ancak şey hükümetin desteklediği, hükümetin el altından organize ettiği işte Filistin'e destek falan. Mısır'da bilmem ne bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin veriliyor, diğerlerine verilmiyor. Çıkanın kafasını kırıyorlar açıkçası. Ama sorsan herkes eşit vatandaş. Neye eşit vatandaş? Yani sorsan işte eşit. Her neyse, bu arada Liana Georgi ile ilgili de aktivist arkadaşlar da şunu söylüyorlar. Şu çok konuşuldu yani işte bak turist olunca hiç polis dokunmuyor, istediğini yapıyor, işte polislerin önünde yürüyor. Liana Georgi işte gökkuşağı bayrağı sallıyor falan. O öyle değil. Daha sonra itildi kakıldı dendi bu arada. Hani çok da böyle romantize etmeyin. Öyle çok da işte kendisi yürüdü polis önünde hiçbir şey olmadı değil. Çok itildi kakıldı diyor ama Liana Georgi epey Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Anladığım kadarıyla Türkiye'de kalıyor. Hep Türkiye'de yaşıyor. Çok şeyler... postlar paylaşmış Instagram'ından. İnşallah başına da bir şey gelmez diyelim yani bundan sonra. Evet, şimdi ahlak dedik ya, işte toplumumuzun değerleri sarsılıyor. LGBTİ çıkınca toplum değerleri sarsılıyor falan. Bir başka şey de Ayşenur Aslan'ın sabah programında konu edilmişti. Gaye Usluer CHP'li, o da Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne gitti ya. Gaye Usluer de işte buna eşitliği savunan, işte eşitlik, LGBTİ haklarını savunan bir tweet atmıştı. Bu mesele epey Muharrem İnce'nin partisini de karıştırmış. Kimi partililer ya demişler ki işte bu bizim muhafazakar seçmenle aramızı bozar, tepki doğurur, ne lüzum var böyle paylaşımlara demişler.
Bu da bir başka, bu LGBTİ meselesi. Daha yeni kurulmuş olan Memleket Partisi'nde ortalığı karıştırmış gibi görünüyor. Şimdi bizde öyle bir değerlerimiz var ki, evet bunu da hatırlatalım diyorlar, doğru. 2002'de Erdoğan LGBTİ haklarını da savunacağız diye seçim vaadinde bulunmuştu diye. Doğru. 2002'de ta o zaman tabii, o zaman ne denir, köprünün altından çok sular aktı. Şimdi bizdeki toplum değerlerimiz, aile değerlerimiz sarsılı veriyor. Bir gökkuşağı Allah korusun bütün aile birliğini falan bozuyor bizde. Ahlaksızlık olarak görülüyor değil mi? Şimdi sizden de bazı hani ahlaksız bunlar diye yorum yapanlarınız var. Şimdi bu ahlaksız, peki ne ahlaklı? 2-3 gündür Sezgin Baran Korkmaz videoları dönüyor ya. Hani bak şimdi toplumdaki ahlak anlayışını bize o kadar güzel anlatıyor ki adam, bir tanesinin verdiği röportajda, bir tanesi bir topluluğa konuşurken milleti dolandırdığını anlatmış marifet diye. Önce şu videoyu göstereyim. Kapıyı çalıyorum. Teyzede çamaşır makinesi yok. Bulaşık makinesi yok. Suyu neyi yumuşatacak yani? Bunu alabilecek, benim anlatabileceğim o bozuk Türkçeyle ancak gece kondu mahalleler. Bu da olmayınca ben yabancı reklamları seyretmeyi severim. Baktım yakıt tasarruf cihazı. Bu cihazın birebir aynısını yakıt tasarruf cihazı diye yabancılar satıyor. Yakıtı tam yanmasını sağlar ve yakıt tasarrufu sağlıyor. %15-20. Kesinlikle dedim bu benim suyu yumuşatma cihazı değil, yakıt tasarruf cihazı dedim kendi kendime. Sonra ertesi gün aldım bunu. Bunu da Starex almıştık. Kendime bir tane asistan bulmuştum. Bu dedim suyu yumuşatma cihazı ya dedim. Biz bunu yakıt tasarruf cihazı diye satacağız dedim o traktörlere, köylere. Tamam dedim ama dedim bizim çiftçileri inandırmam için bir şey yapmamız lazım. Traktör bayine girdik. Dedik abi biz köylere gidiyoruz. Bu ürünü tanıtacağız ama giderken sizin broşürlerinizi de dağıtmamızı ister misiniz? Onlar da bize broşür verdiler. Bu yeni gelen traktörlerin broşürleri. Onları da alın dağıtın dediler. Biz Gebze'nin köylerine başladık. Ben hemen gittim köy muhtarına dedim test etmek için geldik. İlk ürünü pazarlamaya başladık. Bir baktım herkes traktörünü getiriyor. Biz 1 liralık ürünü 1 liralık ürünü diyor, 72 liraya sattık. Yumuşatıcıyı diyor, tasarruf cihazı sattım diye anlatıyor ya. Röportaj vermiş. Bir de şu var. Ve sermayem değişmişti. Ne yapabilirim dedim. Kadıköy Bahariye'de Süt İş diye bir dönerci vardı. Kapısına ilan yapıştırmıştı camına. Bulaşıkçı aranıyor diye. Gidip kendisine, işte sahibine söyledim. Ben bulaşık yıkamak istiyorum. Kalacak yerim de yok. Burada gece burayı da temizlerim. Baktılar bana. Benim boyumun bulaşık tezgahına yetişemeyeceğine karar verip tam beni kapıdan yollarken içeriden usta Sabri Bey, Sabri amca dedik ya bu çocuğun altına iki meyve kasası koyarız. Boyu yetişir de rahat bir şey yapar. Bak cin gibi çocuk, gözleri parlıyor. Ben o cinliğimi işe yarayıp orada bulaşık yıkamaya başladım. Tabii ben hayatımda bir döneri bu kadar fazla görmediğim için insanlar döneri az yiyip üstünü getiriyordu. Ben de kalan döneri yiyordum. Hani ister istemez doğaya şey öyle bir eti bir arada görünce bulaşıkların yarısını yıkayıp, yarısından döneri yiyip geri yolluyordu. Sonra Hacı amca bir gün gelip bak oğlum israf haram, bulaşığı az, deterjan az kullan, suyu az kullan dediği zaman baktım gerçekten israf haramdı. Çünkü o dönerin %50'si yenip %50'si çöpe gidiyordu, artık ben de yiyemiyordum. Ben de ne yaptım, akşamları iki karton kutu koyuyordum. Gelen bütün döneri ayırıyordum, bulaşığı yıkıyordum. Akşam olunca da fırından 50-60 tane ekmek alıp yarımşara bölüp 100 tane yarım ekmeğin içerisinde o kalan dönerleri işte müşteriden geri dönen müşterileri dönerleri koyup Salı pazarında, Erenköy pazarında bizim hep Digorlardı pazarcılar. Onlara götürüp süt üç döner diye satardım. Yanımda iki tane boyacı köylüm vardı çocuklar. Onları da kendime taşeron personel olarak almıştım. Yani anlayacağınız 2,5 ay kalmıştı. Yazda 3 aylık bir serüven bu. 2,5 ay kalmıştı memlekete gitmeme. Pazarda tam süt üç döner diye satarken Hacı amca beni yakaladı kolumdan. Sen burada ne yapıyorsun dedi. Ya dedim işte Hacı amca sen bana hep israf haram diyorsun. Ben de haram olmasın diye döneri getiriyorum. Burada satıyorum falan. Seni işten attım dedi bana. Zaten benim de çok bir şey ihtiyacım yoktu. Parayı bulmuştum. Memlekete dönecektim. Okul zamanıydı. Bir derdim yoktu. Müthiş ya. Adam diyor ki milletten artan döneri gittim başkalarına sattım diyor. Herkes de alkışlıyor. Helal ya ha 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 falan diye. Ya birbirine hastalık geçer ya. Belki insanları hasta etti falan, anlatabiliyor muyum? Marifet diye alkışlıyor millet. Şimdi ahlak anlayışı bu. Bak bu ahlaksız değil değil mi? Bu çok güzel mesela. Alkışlar. Ha ha ne zeki adam ya, bak Anadolu zekisi, ay süper falan. Coşuyor millet, alkışlıyor adam. Milletin artığını başkalarına yedirmiş ya süt iş döner diye. Gülüyor gülüyor, oradaki insanlar gülüyor. Böyle iş insanlarının olduğu, başarı hikayelerinin anlatıldığı bir toplantı. Sorsan bu ahlak. Ama gökkuşağı ahlaksızlık.
daha da yani artık bunun üzerine söylenecek bir şey var mı? Ha şimdi tabii herkes şu anda Sezgin Baran Korkmaz'ı konuşuyor. Vay efendim o şirkete çökmüş, vay orada o ilişkisi varmış, yok burada bilmem. Her günde bir şeyler çıkıyor Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bir şeyler falan. Daha düne kadar en muteber iş adamıydı. Bütün 8 tutana manşet hayırsever iş adamı diye el üstüne tutuluyordu. Cumhurbaşkanının yanında fotoğraflar veriyordu falan. Siyasi, bir o siyasinin yanında, bir bu siyasinin yanında. Onun için sorsan işte bizde ahlak bu. Yani eğer bir işte böyle bir ortak değerler, bir toplumsal ahlak efendim falan bahsedeceksek asıl böyle bir çerçeve çizmemiz lazım bizim kendimize. Yalan söylemek, insanları kandırmak, insanları kazıklamak. Asıl o bahsettiğiniz toplumun değerleri, toplumu sarsacak şeyler bunlar. Yani gökkuşağına mökkuşağına gelene kadar. Şimdi öyle bir gündem var ki dolar rekor üstüne rekor kırdı, konuşamadık. Enes Özkan'la konuşacağım biraz. Enes merhaba, hoş geldin. Merhaba Nevşin, hoş bulduk. Sağ ol. Şimdi doların da son ne olmuş diye bakıyorum hakikaten. O 70 bandını evet kırmış, 8.74 olmuş. Niye böyle oldu? Yani aslında böyle olmasını bekliyorduk. Seninle de daha önce konuşuyorduk. Aslında neden olmuyor diye bakmamız lazımdı. Fakat burada işte önemli olan şey değil. 8.70'i kırdı, 8.50'yi kırdı vesaire falan filan. Dikkat etmemiz gereken şey şu. Aslında sürekli yeni rekor tazeliyor, biraz geri çekiliyor. Sonra yeni rekor tazeliyor, biraz geri çekiliyor. Aslında bir yükselen trendin içerisindeyiz. Dolar TL bazında baktığımızda maalesef öyle bir şey. O yükselen trend bir türlü kırılamadı. Yani tekrar aşağı dönüş emaresi yok dolarda. O dönüş emaresinin olması için de zaten bir ortam yok. İşte ne işte Merkez Bankası rezervleriyle ilgili bir gelişme var. Hmm. Ne ekonominin yönetim anlayışının düzeleceğine ilişkin bir gelişme var. Ne de doğru düzgün bir uluslararası konjonktür var. Yani Türkiye'nin lehine olan bir konjonktür var. Yani Türkiye'nin lehine olan bir konjonktür yok. O nedenle doların yükselişini beklememiz daha olası. Fakat asıl işin garip tarafı dediğin gibi yani bu konu konuşulmuyor bile. Şundan yani hatırlarsanız işte bu Özgür Demirtaş'ın bir fenomen videosu vardı ya, karşısında da bir Türkiye Gazetesi yazarı vardı. Şakka danak satacağız. Şakka danak şöyle olacak böyle olacak. O zamanki alt yazıda dolar 3.5'u geçmişti ve şey olmuştu. Dolar 3.5'u geçti diye televizyon programları bilmem neler şunlar bunlar bayağı bir şey oluyordu. Ve böyle asırlar öncesinden değil yani. Bundan birkaç sene öncesinde bu iş böyleydi. Şimdi bunları konuşamıyoruz bile. Çünkü çok daha büyük dertlerimiz, tasalarımız varmış gibi duruyor. Aslında çok daha büyük dertlerimiz, tasalarımız yok bizim. Yani bizim hayatımızı en çok etkileyen şey bu. Gerçekten baktığımız zaman ne işsizlik tarafında bir iyileşme var, ne dolar kuru tarafında bir iyileşme var. Sadece Türkiye'nin ucuzlamasından kaynaklı üretim ve işte mal ve hizmet üretiminde bir nebze toparlanma var. Ama onun da çok faydalı olduğuna ilişkin bir emare yok elimizde. Seninle özellikle paylaşmıştım. Bu bir grafik vardı. Yakın zamanda Eurostat evet, bir araştırma yaptı. Bu araştırmada zaten mutat olarak yapılan bir araştırma. Bu satın alma gücü paritesine göre aslında AB'deki 27 ülke, işte birkaç tane, 3 tane serbest ticaret anlaşması yapılan ülke ve 5 tane aday ülkenin şeyleri var burada. Satın alma gücü paritesine göre seviyesi var. Bu şu anlama geliyor. Ortada kırmızıyla gördüğünüz Avrupa Birliği 27 denilen yer, o baz alınan değer. Yani şu anlama geliyor. Ben Avrupa Birliği'nde bulunan bir ülkede ortalama 100 euro tüketimle nasıl yaşıyorum? O adam Türkiye'ye gelirse aynı tüketimle ne kadar para harcayacak? Yani Avrupa Birliği bir Avrupa Birliği ülkesinde 100 dolara, 100 euroya yaptığınız şeyi Türkiye'de 38 euroya yapabiliyorsunuz. Türkiye bu kadar ucuzlamış bir ülke ve orada grafiğe baktığımızda çarpıcı olan şey Kuzey Makedonya, Romanya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, bunların hepsinin gerisindeyiz biz. Bunların hepsinden çok daha ucuz bir ülke. Türk lirası değer kaybettiği için mi? Türk lirası değer kaybettiği için mi ucuzlamışız? Bunun temel sebebi Türk lirası değer kaybettiği için. Çünkü Türk lirası son dönemde çok hızlı bir şekilde değer kaybettiği için. Ha, evet, yani şunu diyecek, Türkiye ucuzladı da biz niye fark etmiyoruz o zaman? İşte zaten burada konu şu, Türkiye yerlisine pahalı, yabancısına ucuz bir ülke haline geldi.
sıkıntı da zaten oradan kaynaklanıyor. Yani bize aslında ucuzlamadı ama yabancıya ucuzladı. Tabii bize de yansıyan yönü var. Hani biz de atıyorum Euro'nun ama en az onun yarısı kadar bir hayat pahalılığıyla karşılaşıyoruz ve eski ekonomi bakanının tabiriyle euroyla dolarla da maaş almadığımız için bu dolar euro artışından çok fazla etkileniyoruz. Burada vurgulanacak birkaç şey var aslında. Ben zaten onları anlatmak istiyorum. Yani bu konu gerçekten çok önemli. Yani bir ülkenin ucuzlaması ne anlama gelir? Bunu biraz düşünmek lazım. Yani şey diye düşünmeyin. Ne güzel işte ucuz ülke. İşte gelsinler burada tatil yapsınlar. Buraya döviz getirsinler falan filan diye düşünmeyin. Çünkü bunun müthiş yan etkileri var. Sovyetler Birliği mesela bunun büyük bir örneği. Sovyetler Birliği çökmeden önce hakikaten şöyle bir şey vardı. İşte yerliye atıyorum 10 ruble olan uçak bileti yabancı satın aldığında 100 ruble oluyordu. Çünkü o uçak biletinin esas değeri gerçekten 100 rubleydi ama vatandaş hiçbir zaman o kadar zengin olmadığı ve orada da büyük bir ekonomik çöküş yaşandığı için uçak bileti fiyatları böyle etkileniyordu. Diğer üretilen mal ve hizmetlerde de. Hatta Sovyetler Birliği yeni dağıldığında işte Türkiye'den Orta Asya ülkelerine giden işte üniversite oyaları ya da bürokratlar falan filan çok enteresan hikayeler anlatırlar buna ilişkin. Mesela bir hocamız anlatmıştı. Gittiği zaman cebindeki dolarla neredeyse 4 katlı bir mağazadaki tüm malları alabileceğini fark etmiş oraya gittiğinde ve inanılmaz şaşırmıştı. Böyle bir ülke, bu hızla ucuzlamaya devam eden bir ülke, en nihayetinde yerlisinin hiçbir şekilde yaşayamayacağı, yabancısının, o ülkeye yabancı olanların daha fazla bu ülkenin imkanlarından faydalanabileceği bir hale dönüşmek zorunda. Buna mecbur. Osmanlı döneminde de aslında bunun benzer şeyleri var. Şimdi bir yandan işte şu tartışmalar da var. İşte halk ekmek büfeleri artıyor, şunlar artıyor, bunlar artıyor, sosyal yardımlar artıyor. Bunların tabii yapılması gereken şeyler ama bunlar bir şeylerin ters gittiğini de aynı zamanda gösteren şeyler. Demek ki bu ülkedeki insanlar aslında hiçbir şekilde geçinemiyor. Yani devlet yardımı olmadan neredeyse geçinemeyecek duruma gelmiş çok büyük bir kalabalık var. Osmanlı'da da bunu şöyle kurtarıyorlardı. Sadece sosyal yardım açısından değil. İyaşecilik diye bir şey vardı Osmanlı'da. Yani nedir? Şehirlerin iyaşesini sağlamak için farklı bölgelerden gelen malları daha çok o şehirlerde kalmasını sağlamak için ithalat kısıtlamasına gidiliyordu mesela Osmanlı'da. Bunun en büyük sebebi de vatandaşlar. Çünkü o malları eğer ithalat izni verirlerse yurt dışında o mallar daha yüksek fiyatla değerlendiği için o malların hepsi ithal ediliyordu. Bu sefer içerideki insanlara hiçbir şey kalmıyordu. Son dönemlerde hep şunu duyarsınız. İşte eğer mesela kiraz varsa, iyi bir kirazsa o hakikaten ithal edilir. İyi bir şeftali varsa ithal edilir. Ya da işte İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki çok lüks marketlerde ancak bulabilirsiniz. Bir yerden sonra sıradan vatandaşın, orta gelir grubundaki veya alt gelir grubundaki vatandaşın erişebildiği mal ve hizmetlerin, hani parası da olsa erişebildiği mal ve hizmetlerin kalitesi, niteliği düşmeye başladı. Bunu hepiniz yani hayatınızdan fark edersiniz, çevrenizden falan da fark edersiniz ama bu biraz önce gösterdiğimiz grafik bunun bilimsel olarak bir ifadesi. Bir de şöyle bir şey var. Bu kadar ucuz olmak demek, yani ülkedeki mal ve hizmetlerin bu kadar ucuz olması demek, biraz önce bahsettiğim şeyi çok artıran bir şey. Kaliteli mal ve hizmetin gitgide zor tüketilir hale gelmesi demek. Sermaye sahiplerinin bu sefer de şöyle bir şeyi oluyor. Şimdi burada gelir eşitsizliğini artıran bir duruma yol açıyor aslında bir ülkedeki mal ve hizmetlerin bu kadar ucuzlaması. Çünkü ilk başta emeğin yani üretilen malın içerisinde sermaye ve emek vardır temel olarak. İşte ara mamül vesaire, bunların hepsini böldüğünüzde sermaye ve emek var. Yani bir malın ortaya çıkması için birisi sermayesini koyar, fabrikayı falan filan kurar. İşte birileri de emeğini ortaya koyar. Oradan mal ve hizmet ortaya çıkar. Şimdi bu sefer ne oluyor? Bu mal ve hizmetlerin değeri düştükçe tamam, yurt dışından talep artıyor. Bu sefer sanayici veya işte o hizmeti üreten iş sahibi bir şekilde Türk lirası bazında, yine dolar veya euro bazında demek çok doğru değil, Türk lirası bazında daha çok para kazanabiliyor. Ama bu sizin maaşlarınıza vesaire zam olarak yansımıyor. Bu sefer de ne oluyor? Sermayedar olanla
emeğini ortaya koyan insan arasındaki gelir uçurumu da artmaya başlıyor. Bu böyle bir dengesizliğe yol açıyor. Onun için şeyde zaten bu ucuz mal ve hizmet üretme piyasasında olan tüm ülkelere bakın, hep gelir eşitsizliği daha fazladır. Tam tersi verimli, yani hem sermayesini hem emeğini verimli kullanmaya çalışan, katma değer üretmeye çalışan ülkelere bakın. Orada baktığınızda böyle gelir uçurumu arasında Türkiye gibi, Meksika gibi, Çin gibi ülkelerdeki kadar fark yoktur. Bizim işte buna çok dikkat etmemiz lazım. Bir fark dördüncü şey de... Yani olan olmuş zaten. Olan, yani olan bak, oldu. Türkiye batar mı diyor. Türkiye batar mı? Türkiye şöyle, Türkiye zaten yani bir şekilde borçlarını falan süründürüyor ama biz kendi hayatlarımıza baktığımızda aslında Türkiye batmış durumda. Şimdi ben bir üniversitede çalışıyorum. İşte üniversiteye girdiğimde ilk aldığım maaşı hesaplıyorum. Yani üzerine o kadar enflasyon zammı, arada Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı zam falan filan şu bu geldiğinde neredeyse 2/3 ya da neredeyse yarı fiyatına falan filan çalışıyorum artık üniversitede ve ben hani yükseldim, işte dereceler kazandım, işte zamlar aldım falan filan. Ona rağmen ilk başladığım noktadan çok daha gerideyim ve bu hepimiz için geçerli. Bir de şöyle de düşünmeyin. Biraz önce dedim ya, emeğin değeri düşüyor. Evet, sermayenin de değeri düşüyor ama emeğin değeri sermayenin değerinden daha hızlı düşüyor. Baktığınız zaman Forbes'un zenginler listesinde Türkler sürekli şeyden düşüyor, listeden düşüyor, patır kütür. Öyle böyle değil. Yani 20 sıralar, 30 sıralar. Yani bu ülkenin zengini de fakirleşiyor. Fakiri zaten fakirleşiyor. Orta gelir grubu da iyice alt gelir grubuna doğru itiliyor. Yani orta gelir grubu, orta direkt dediğimiz aslında o yaratıcılığı, üretkenliği vesaireyi sağlayan taban, yani hem sermayedar olma potansiyeli olan hem de emeğin büyük bir kısmını sağlayan taban gitgide eriyor. Daha çok böyle alt gelir grubuna ve daha az üretken insanlar haline dönüşmeye başlıyorlar. Sosyal yardıma vesaire muhtaç hale dönmeye başlıyorlar. Bu da bizi bir kısır döngünün içerisine sokuyor. Bu arkadaşımız hakikaten çok doğru bir şey söylemiş. Abim 10 yıl önce KYK kredisiyle Interrail yapmıştı demiş. Ben de üniversitede okurken Erasmus'tan aldığım hibeyle yani tüm Avrupa'yı falan filan gezdim. Üniversitedeyken aldığım burslarla yani gezmediğim yer kalmadı Türkiye'nin içerisinde, çevresinde vesaire. Şimdi bizim öğrencilerimize bakıyorum, yani aldıkları burslarla vesairelerle falan filan bunları yapmaları neredeyse mümkün değil. Bu işte biraz da insanların bu sefer bakış açılarını, vizyonlarını vesairelerini kapatan bir şey haline geliyor. Hep diyoruz sosyal medyada ya da internette işte şunu görüyoruz, bunu görüyoruz vesaire, dünyayı takip ediyoruz ama o tam olarak öyle değil. Bir şekilde etkileşime geçmediğiniz sürece siz hala o kendi ekosisteminizin içerisinde kalmış oluyorsunuz. Işte, çünkü hep bakış yani açınız burada. Yayının başında benim söylediğim işte bu geleneklerimiz, göreneklerimiz, işte milli değerlerimiz falan içe kapandıkça bu söylemler de körükleniyor. Çünkü herkes içe kapalı. Dünyadan bir habersin. Hiçbir yere gidemiyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. İthal bir şey alamıyorsun. Çok pahalı. Değil mi yani mesela? Tabii ki. iPhone almak inanılmaz bir para falan. Tamam, iPhone ucuz bir ürün değil ama alabilir yani. Ortalama Avrupa'da çalışan biri alabilir yani. Burada alamıyorsun falan. Ne bileyim, iyi bir bilgisayar alamıyorsun. Bir de seni gitgide içe hani seyahat edemiyorsun. Bir de hiçbir şeyin iyisini alamıyorsun. Dünyadan gitgide kopuyorsun. İçeride ondan sonra böyle Kuzey Kore gibi bir yaşam. Kendi kendilerine anlatıyorlar. Kendi kendilerine dinliyorlar. İşte bu bizim doğrumuz. Bu tüm dünyayı da öyle zannediyorlar. Maalesef yani, yazık. Şimdi burada şöyle bir şey var hakikaten. Şimdi baktığınız zaman İşte ortalama bir üniversite öğrencisinin sahip olması gereken bir bilgisayarı düşünelim. Hani böyle gaming bilgisayarı vesaire değil. İşte müthiş ekran kartı falan filan olmasına gerek yok. Aşağı yukarı bir üniversite öğrencisinin babasının 2-3 aylık maaşıyla temin edebileceği bir şey bu. Yani bir üniversite öğrencisine babası 2 veya 3 aylık maaşıyla bir bilgisayar. O da dediğim gibi orta halli bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olabilecek derecede bir bilgisayar. Buna baktığınız zaman Avrupa'da bir ülkede neredeyse bir haftalık geliriyle bir üniversite öğrencisinin babası bir haftalık geliriyle ona bir bilgisayar temin edebilir. Aradaki farkı böyle düşünebiliriz. Can Bey de yazmış bak. Avrupa'da yaşıyorum diyor. En yeni iPhone, en yeni MacBook var diyor işte.
Ya bu şu anlama gelmiyor benim söylediklerim. Şimdi Ya bir de Avrupa'da da tabii şey herkesin yapıyorlar. durumu... Hayır tabii ki. Herkes çok iyi falan. Evet değil. Ama yani abicim eskiden daha bir değil mi? Baktığın zaman ne diyor? Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek falan. Hani birdenbire öyle onları konuşurken. Şimdi birdenbire yani Avrupa'nın en fakir ülkesinden daha fakir bir hale düştük yani. Çok kısa bir Kuzey sürede. Makedonya'dan daha ucuz bir ülke, yani Kuzey Makedonya'dan daha ucuz bir ülke olmanın bize hiçbir getirisi yok. Yani bize ne verimlilik anlamında, ne işte yabancı sermaye, ne şu ne bu. Ya yabancı sermaye senin ülkene geldiği zaman ne yapacak bu sefer, ne için gelecek adam? Önceden şunun için geliyordu. Ya bu ülkede gelişen bir orta sınıf var, büyüyen bir orta sınıf var. Ben burada üretirim, hem buraya satarım, hem de yakın coğrafyalara satarım. Şimdi yakın coğrafyalara satarım işi bitti. Orta Doğu'da zaten bir şeyiniz yok. Ne derler? Bir şekliniz yok diyeyim artık. Senin zaten ülkende de bunları alacak insan yok. Bu sefer gelecek adam niye gelecek? Ya burada ucuz iş gücü var. Devlet işte vergi teşviki verir, bedava arazi verir. İşte 3-5 rüşvetle bilmem neyle işimizi hallederiz. Burada üretip sağa sola satalım. Bunun ülkeye hiçbir faydası yok, çünkü adam zaten buradan elde ettiği geliri baştan aslında şunu deklare etmiş oluyor: ben buradan elde ettiğim geliri transfer edeceğim. Yani kendi kaynak ülkeme, ne bileyim İskoçsa İskoçya'ya, Almansa Almanya'ya, ben bunu diyor transfer edeceğim. Senin ülkende de yeniden senin ülkene güvenmediğim için şey yapamayacağım. Yani güvenmeyi de geçtim. Senin ülkende tüketim gücü olmadığı için, senin ülkende işte farklı pazarlara açılma imkanım olmadığı için zaten burada tutmayacağım parayı, yatırımlarımı büyütmeyeceğim demek istiyor Aynen. aslında. İşin garip tarafı o. Yani bu birbirini besleyen bir sarmala gidiyor. Yani bir de şöyle bir şey var. Senin biraz önce söylediğin şey şuna biraz bağlı. Ülkeye giren ham madde, ara mamul fiyatları vesaire de artıyor bu sefer. Tamam, şimdi Türkiye'de Tabii. biz bir şeyleri üretiyoruz, yurt dışına satıyoruz. Mesela çok konuşulurdu bir ara, biraz da yanlış bir noktadan konuşulurdu. Türkiye buğday ithal ediyor, buğday ithal ediyor diye çok konuşulurdu. Orada yanlış bir şey yok. Buğdayı ithal ediyorsun, un haline getiriyorsun. Aslında bir katma değer üretiyorsun, yabancı ülkelere satıyorsun. Orada bir şey var, katma değer var. Onda bir sıkıntı yok. Ama sen bu sefer Türkiye'de kaliteli un satmaya çalıştığında ülkedeki insanların o unu alacak parası yok. Ya da burada cep telefonu üretme tesisleri falan kurmaya çalışıyorlar değil mi bazı yerli firmalar? Ya cep telefonu tesisi kursan ne olacak? Chipseti dışarıdan geliyor, dokunmatiği dışarıdan geliyor, şusu busu dışarıdan geliyor. Sen yani kendi ülkende kurduğun tesiste bile kendi ülkendeki insanlar için iyi telefon üretemiyorsun. En son Türkiye'ye kurulan bir cep telefonu fabrikası Çinliler tarafından Xiaomi. kuruldu. Yok, Cumhurbaşkanı böyle inanıyor. Değil mi? Xiaomi miydi? Tri'den bir şey. Yani tam adını Tamam. hatırlayamadım Zaten ama. Cumhurbaşkanı da inanılmaz böyle müthiş bir şeymiş gibi geldiler buraya fabrika kuruyorlar falan dedi. Onu diyorsun sanırım. Yani bir, işte mevzu orada şu, bir anlamı yok. Adam alt gelir grubuna yönelik telefon üretmeye çalışıyor burada. Yani burada katma değerli hiçbir şey aslında yapmıyor. Ara mamul fiyatı vesaire de arttığı için, yani sen ne kadar uğraşırsan uğraş, burada istediğin kadar fazla komponentini, bileşenini üretmeye çalış, olmuyor. Ama şimdi şöyle bir garip tarafı da var. Bu da daha önce konuştuğumuz bir konu ama bu grafik beni bunu tekrar konuşmaya sevk etti. Ya bu ucuz iş gücü işinin kralı Çin. Tamam mı? Yani Türkiye Çin gibi de olmaz. Mevzu zaten orada kopuyor. Şimdi eski Ekonomi Bakanı'nın görüşleri hala çok etkin ekonomide. Merkez Bankası'nda da şimdi etkin falan. O ne diyordu? Biz işte Diyor. Çin gibi olacağız. Aynen, Berat Albayrak diyordu ki biz Çin gibi olacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız. Ya sen Çin gibi de olamazsın. Çünkü Çin bu ekonomide ucuz üretimle sen büyümek istiyorsan senin için en önemli şey ölçeklendirmedir. Yani sen sürümden kazanırsan ancak büyürsün. Vatandaş tabiriyle sürümden kazanman lazım. Bunun Çin nasıl yapıyordu? Çakma Mercedes üretiyor, vatandaşına satıyor. Çakma Nike üretiyor, satıyor. Çakma iPhone Store bilmem ne. Yani adamlar her şeyin hakikaten ya bir benzerini veya en azından benzer işlevli olanını üretip başka bir ülkeye falan filan satmasına gerek yok. İçeride yaşayan Pazarı milyarlar, yetiyor. tabii iç pazarı çok büyük. Oraya Ya satarak onları biraz kendi şey pazarını cezbediyor bence. Biraz şey cezbediyor. Çin'in otoriter tarafı bence özellikle. Hani onun Çin gibi olmak ister abi. Ne güzel işte. Şakkadanak her şeyi gık diyeni tutukluyorsun. Geçmiş olsun. tabii işte Yalandan zaten böyle ülkeler bir mahkeme. Asıl beğen sevdikleri o bence.
Bu zaten ne derler, hani böyle utangaç bir tavırla aslında tam söyleyemedikleri fakat işte çevresinden dolandıkları bir şey. O konuda sana katılıyorum fakat o da olamaz işte. Yani Türkiye onu da olamaz. Türkiye bir şekilde batı ekonomisiyle entegre, pazarının %60'ı hala batılı ekonomiler, bir şekilde NATO'ydu, şuydu buydu, bak bir şekilde işleri düzeltmek için ne yapıyoruz? Hala NATO'ya sarılıyoruz. Afganistan'a yazık. Yani insanların çocukları yine Afganistan'da, şuydu buydu, buralarda vakitlerini geçirecekler. Çok zor zamanlar geçirecekler. Hala işleri düzeltmek için batıya sarılıyoruz. Ama laf ekonomiye geldiğinde beceremedikleri şeylerin üzerine örtmek için yok Çin gibi olacağız, yok şu olacağız, yok bu olacağız. O grafik o kadar çarpıcı bir grafik ki hakikaten. Yani sen Kuzey Makedonya'dan ucuz olamazsın yani. Sen yani bu ülkede 4 mevsim yaşanıyor. Turizm imkanları gerçekten çok fazla var. Büyük şehirler var. Anadolu'daki her şehrinde neredeyse bir espri var. Yetişmiş yani çok fazla imkan var. Yetişmiş insan var. Yetişmiş insan var. Yetişmemiş insan da var. Yani tabula rasa gibi hakikaten yetiştirebileceğin, elinde potansiyel olan insan da var. Yani bu olamaz yani. Bunu ben kabul edemiyorum ve bunu emin olun. Bak şimdi burada söylüyorum. Yarın bir gün biri çıkar. Bu Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Danışma Kurulu üyesi olabilir. Bilmem ne ekonomiden sorumlu bilmem nesi falan filan olabilir. İşte Türkiye'de yaşamak ne kadar ucuz, hayat ne kadar ucuz, ne kadar güzel. Türkiye işte vatandaşları onun için çok iyi yaşıyor. Çünkü Türkiye'de hayat çok ucuz diyebilir. Size böyle satmalarına izin vermeyin yani. Aslında bu işin arkasında böyle garip garip şeyler var. Ben eminim bunu diyeceklerinden. Ve özellikle de takip edeceğim. Derlerse seninle de paylaşırım. Ama işin madalyonun diğer yüzü bu yaşadığımız bu kadar ucuzluk bizim geleceğimizden çalıyor. Evet. Enes sağ olasın. Teşekkürler. Bugün de moralimizi bozmak için. Ben teşekkür ederim. Hayır. Moralimizi bozmak için söylemiyorum da bir gerçeği tespit etmediğimiz zaman. Yani olmuyor. Yani şeyine ben çok sinir oluyorum. Ya sen de onu zaten farkındasın. Yani biz gerçekleri bir türlü tespit edemediğimiz için bu adamların gerçekleriyle böyle savaşmak zorunda kalıyoruz. Onun için şey yapmak istiyorum. Hani erkenden böyle bir şeylerin önünü keselim, edelim. Gerçeğin farkında olalım. Sonra çözüm konusunu düşünelim. Ama çözümü düşünmek için herkes şunu da söylüyor mesela. Şimdi ben senin yayınlarındaki yorumlara falan filan da bakıyorum. Çözüm ne? O zaman çözümü de söyleyin vesaire. Ya çözüm aslında her konuştuğumuz sorunun arkasında gizli. Sorunun kaynağı, sorunu yaratan şey ortadan kalktığında neredeyse bu işlerin büyük bir kısmı çözülecek. Tamam yani birden dolar tekrardan 3 lira olmayacak, birden şu olmayacak, bu olmayacak ama yeniden biz yukarı doğru çıkmaya başlayacağız. Yeter ki o sorunun kaynağı olan şeyi ortadan kaldıralım. Bu ülkeye olan güveni yok eden insanlar, bu ülkeye olan inancı yok eden durumları ortadan kaldıralım. Bunu yaptığımız zaman bir şeyler düzelmeye başlayacak. Ondan sonrası zaten yine bizim gibi insanların maharetine kalıyor. Umarım daha da iyi olacak her şey. Evet, sağ olasın Enes. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Hoşça kal. Hadi bay bay. Şimdi Cansel Vahapoğlu'nun yorumu dikkatimi çekti. Avrupa'da yaşıyorum. Öyle rüya gibi değil ama insan gibi. İnsan olduğumu hissettim diye. Öyle diyorsunuz ama bak Gonca Vuslateri Tuğba Kalçak konuşmuş Sabah gazetesinde. İşte bir şey olmuyor, operasyon mu geçirmiş onu bulayım şimdi. Covid-19'a yakalandığı günlerde evde tedavisi devam ederken bacağına kaynar su dökülünce 35 gün hastanede yatmış, geçmiş olsun. Ambulans sadece 6 dakikada geldi, beni acile götürdüler, hemen operasyona alındım. Türkiye müdahalelerde tedavilerde çok iyi bir sağlık sistemine sahip, en iyisi diye Gonca Vuslateri böyle bir röportaj vermiş. Şimdi size ekranda tabii tek söylediği şey bu değil. Diğerlerini de ekranlara getireyim şimdi. Tuğba Kalçık böyle biliyorsunuz. Tuğba Kalçık'a röportaj veren Sabah gazetesinde hükümet övüyor. Çok ilginç. Herkes övdürüyor hükümet. Şimdi diyor ki ben diyor muhalif değilim. Yanlış bir algı. Asla muhalif olarak görmüyorum kendimi. Etiketlerin ve kalıpların arkasına saklanmam. İşte sanatçı tokağın olmaz. Ben herkesim falan. İdeolojik farklılıklarım olabilir ama makamsal düşmanlığım olmaz. Son 10 yıldır toplumsal olarak gerilimler yaşadık. Bu gerilim beni çok üzüyor. Artık bitirmeliyiz demiş Gonca Vuslateri. Yani pardon, kim yaşatıyor toplumsal
gerilimi? Yani öyle birdenbire ortaya mı çıkıyor? Nasıl oluyor mesela? Birdenbire toplumsal gerilim mi çıktı? Evet, toplumsal gerilim var. Toplumda müthiş bir kutuplaşma var. Tamam, ne? Bunun kaynağı ne? Ay ben asla muhalif değilim falan. Kim kutuplaştırdı toplumu yalnız? Hani böyle bir önermeyle geliyorsak, ya işte çok kutuplu, artık bunu bitirmemiz lazım. Kaynağını bitirmek lazım. Kutuplaştıran kim? Sevgili Gonca Vuslateri. İşte ben kesinlikle hiçbir şeye ait değilim. Ya Gonca Vuslateri Gezi zamanında işte ön saflardaydı. O zaman herhalde şey değil mi? Geziciydi bütün o tayfa, Cihangir falan tayfası, ondan herhalde. O zaman öyleydi yani. Ön saflardaydı ya. Hatta işte bir yandan Gezi olayları oluyor. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan Fas'taydı. Olay ilk başlangıcında, sonra Türkiye'ye döndü. Erdoğan Türkiye'ye döner dönmez göstericilerin üzerine çok sert gidilmeye başlandı. Ve Erdoğan işte böyle miting yapmaya başladı il il. Çıkıyordu, konuşuyordu falan olaylara da karşı. O dönemde Gonca Vuslateri şöyle tweet atmıştı ya. Çıktı yine tipinin S nokta nokta diye. Tamam mı? Böyle bir tweet atmıştı ve hakkında dava açıldı bu yüzden. Aynı bu Gonca Vuslateri'nin. Ay işte gerilimler hiç sevmiyorum falan diyen. İşte ben kimseye ait değilim. O zaman hakkında dava açılmıştı. Sonra işte duruşmada ben işte Sayın Erdoğan demedim falan filan demişti. Neyse. Şimdi Sabah Gazetesi'nde böyle röportaj vermişti. Ben kimseyi çok seviyorum falan. Herkesi seviyorum, muhalif değilim falan diye. Bu da Sabah Gazetesi'ne bu röportajları vermek de anladığım kadarıyla insanın bir şey olarak kısmetini açıyor. Özellikle bu dizi, eğlence vesaire sektöründe. En son Mehmet Ali Erbil buna benzer bir röportaj verdi, hatırlarsınız. İşte Cumhurbaşkanı'nı müthiş başarılı buluyorum, şöyle harika bir insan, böyle müthiş falan diye. Şimdi Çarkı Feleği sunacakmış. Yaşı epey ilerlemiş ve sağlık durumu epey ne diyelim? İyi olmamasına rağmen. Yani var bu sabahta bir keramet vallahi. Her çıkan bir kuple Cumhurbaşkanı'nı övüyor. Ondan sonra bir kuple muhalif değilim diyor. Sonra güzel böyle TRT'de falan bir iş kapıyor. Onun için dediniz ya işte Enes moralimizi bozdu bak falan diye. Size Gonca Vuslateri ile şey yapayım o zaman. Nokta şey yapayım, moralinizi düzeltmiş olayım. Bak sağlık sistemi çok iyi, dünyada bizimkisi gibisi yok falan diye Gonca Vuslateri'nden hükümete övgüler. Şeyden, Tuğba Kalça'ya verdiği röportajdan diye. Bir de Abdülkadir Selvi'nin yazısı var ama artık ona değinsem mi? Hadi değineyim. Abdülkadir Selvi Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş. Haklı bir tarafı var eleştirmesinde. Şöyle, çünkü geçtiğimiz hafta gündem oldu. Ben de, biz de burada YouTube'da epey o meseleyi deştik. Ve hatta ben size söyledim, o iş öyle değil. Hani eğriye eğri, doğruya doğru diye. İşte bu Katar'la Türkiye'nin arasında imzalanan askeri öğrencilerle ilgili anlaşma. Şimdi orada T-24'ü alıntılayıp Kemal Kılıçdaroğlu ülkeyi işte Katar'a satıyorlar gibi bir yorumda bulunmuştu. Sonra haberin o şekilde olmadığı, doğru olmadığı ortaya çıktı. Ve tabii ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu açığa düşmüş oldu aslında bakacak olursanız. Burada yani siyasilerin, şimdi tabii siyasiler şeyin gazına geldiler biraz. O Z kuşağı sosyal medyada işte Twitter'dan onu yazalım, YouTube'dan o videoyu çektirelim, işte Twitter'da video yayınlayalım, çok iyi gidiyor bu işler falan, ama işte sosyal medyanın da bir böyle bir tarafı var. Onun için mesela temel gazetecilik bilgileri, temel gazetecilik yetileri, nerede yapıyor olursak olalım biz bu işi, ister işte YouTube'da, ister Instagram'da, ister televizyonda, bu temel ilkeler çok önemli. Bizim de hata yaptığımız oluyor tabii ki, olmaz olur mu, ama her şeyi bir double check etmek lazım, triple check, üç kere check etmek lazım, hakikaten öyle mi değil mi diye. Hani siyasi liderlerin de, ya bunu kendisi yapmıyordur muhtemelen, herhalde sosyal medya ekibi yapıyor, ama ilk gördüğü şeyi atlayıp da hadi onu alıntılayıp olsun, amaç hükümete çakmak diye yazmaması lazım. Burada bir şey titizliğine davranmalı sosyal medya ekipleri de. Bir gazete editörü veya neyse işte, yani bir haber editörü titizliğiyle davranmaları lazım. Böyle ilk gördüklerini atlayarak değil. T24'te daha sonra işte özür dilemiş. Tabii Abdülkadir Selvi de diyor ki işte bu diyor İsmet İnönü taktiği diyor. 27 Mayıs öncesinde şöyle haberler çıkmış, sözde oraya bağlıyor. Tabii ki İsmet İnönü'ye bağlıyor biliyorsunuz. O ekip her şeyi İsmet İnönü'ye bağlıyor. İşte şöyle haberler çıktı, öğrencileri atıyorlar kıyma makinelerinde doğuruyorlar diye. Hatta Et Balık Kurumu'na işte araştırmaya gitti devlet yetkilileri. O raporun yayınlanmasını İsmet İnönü engelledi falan, böyle bir hani yalan haber yaydırdı İsmet İnönü falan. Kemal Kılıçdaroğlu da aynısını yapıyor, yalan haber yaydırıyor falan demiş Abdülkadir Selvi. Eleştirisinde haklı olduğu yerler var da arkadaş,
Daha hadi Kemal Kılıçdaroğlu orada Tonga'ya düştü. Ya ondan bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı bir mitinginde. Efendim söyleyeyim, Batı ülkelerinde aşı paralı, İngiltere'de herkes 100 pound veriyor dedi milletin gözünün içine baka baka. Herhalde orada da Cumhurbaşkanı'nı yanılttılar. Yani millet de İngiltere'den yazıyor, yok burada paralı değil. Tabii ki bedava. Her yerde bedava aşı. Ama ne olacak yani? Kim duyacak? Şimdi A Haber daha sonra haber yapmayacak ki. Hayır, İngiltere'de bedava aşı diye A Haber haber yapmayacağı için. Duymayacak bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevenler ve muhtemelen ülkemizde milyonlarca insan şu anda Türkiye hariç diğer ülkelerde aşının paralı olduğunu düşünüyor. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlışı demişken, yanlış çok yani. Türkiye siyasetinde yanlış çok, yanlışa düşen de çok diyorum ve toparlıyorum görüşürüz.